Yani hurma deyince malum akla gelen Medine'dir. Medine hurmasının olmasıdır. Medine hurmalarının faydaları gerçekten birbirinden hepsi çok fazla olduğu için özellikleri de çok fazla, çeşitleri de çok fazla. Akla gelen hurmalarımızdan mesela çeşitlerimizi gördüğünüz gibi Medine hurmalarından Mevrum'dur, Safavi'dir, Sukkari'dir, Yaş hurmadır, Dalında hurmadır. 14-15 çeşit hurma mevcut, çeşitleri bulunmaktadır bu. Tabii biz de fıtri olarak alışkanlık hurmayı Ramazan'da tüketirik ama aslında hurmanın o kadar faydaları çok ki Ramazan'a değil de sürekli tüketilmesi lazım. Yani kanser hastasından tutun, rutin günlük tüketildiği zaman günde tek adette yani 1-3-5-7 tüketildiği zaman kan şekerine kadar yüksek şeker hastası bile günde 5 tane tüketebilir yani. İşte yani aslında iftarın verdiği, yaz oruçlarında iftarın verdiği bir günlerin uzun olması bir artık onunla da bağlaşabilir ama yanlış bir düşünce. Yalnız hurma deyince Ramazan'ı tek değerlendirmek lazım değil. Yani bugün piyasada var olan bütün tatlılardan en lezzetlisi ve en zararsızı ve fıtri olması. Yani bunu Ramazan'a tek bağdaşmamak lazım. Umumi yıl boyunca bizde tüketen kitle var ama ağırlık Ramazan'da daha çok gidiyor bu malum. Örnek yüksek şeker hastası bile tüketebiliyor günde 5 tane. Tekli rakamlarda. Kanser hastası tüketebiliyor. Kalp ritmine çok faydası var. Bunun mucizevi bir fıtratı var bunun aslında. Özelliklerinden birinde tek sayıda tüketildiği zaman düzenli. Yani bir gün iki gün değil düzenli. Günlük 1-3-5 tüketildiği zaman vücuda inanılmaz faydaları var. Vitamin kalorisi çok vücudu dengeleyici, düzenleyici bir özelliği var yani hurmanın. Şimdi hurmadaki ana temel gerçekten her şeyde olduğu gibi hijyeniktir. Yani bugün tenkit babında değil, tezgahlarda yağlanmış, şoktan çıkarılmış dünya kadar hurma çeşitleri var. Alırken özellikle hurmanın kapaklı olması, hurmanın içinin şeffaf beyaz olması, bunlara dikkat edilmesi lazım yani. Bağdadi hurmamız var, Bağdat İrak hurması var, bir de Medine hurmamız var. O da Mağrubi'dir, adı Mağrubi'dir. Mağrubi'dir. Hurma fiyatları bu sene fiyatlarından dolayı bile fiyatlar pahalıdır. Yani pahalı görünüyor. Yani halkın alım gücü bile düştüğü için bile daha şey oluyor. Ama zamanla bile daha, meyve bile daha iyi olur. Hurma çeşitleri bile fazla, yani bişirme fazla alamıyoruz. İnşallah ileride ileriki şeylere daha iyi olur yani ama fiyatlar bile yüksek görünüyor yani. Doların yükselmesinden, dolayı biraz yükselme oluyor. Ondan dolayı yani biraz etkisi oluyor yani. Nakliyat mesela benzer gelen zamlardan dolayı, nakliyat yükseldiği için o da yani etkisi oluyor. Yani halkımız yine de biraz yani fazla şeyde gelir, fazla duyarsız da gelir. Yine hurma gücüne göre, bütçesine göre hani alım var yani işe biraz iyidir. Yavaş yavaş da onu içene. Hurma olarak kişi mesela temizliğe dikkat etmesi lazım. Ondan sonra yumuşak olmasına dikkat, yani mesela yaşına göre, şeyine göre artık şey dikkat etmesi lazım. Kalitesine dikkat etmek, temiz olmasına dikkat etmek lazım. İçinden fazla yani şey olmamak lazım. Bu şartları şey etmek lazım yani. Benim kurma ondan iyidir lan. Sen iyi kurma içen gidin. Ama kurma ondan bu kurma. Sizden hangisi güzel? Ya avcı elegi mi? Yok normal bir şey. O aşağıda bakmayın. Yok.